Bir video ile daha karşınızdayız. Bugün Seyit Ahmet abimizin çatısındayız. Seyit Ahmet abimize dönelim. Merhaba. Kendisini tanıtmasını isteyelim. Hoş geldiniz. Öncelikle kanalınız hayırlı uğurlu olsun. Güvercin Camiası'na. Çok sağ ol abi. Seyit Ahmet Dinek ben. Çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Tabii o zaman biraz daha amatör yapıyorduk bu işi. Daha sonraları profesyonelleştirdik. Sağ olsun arkadaşlarımız destek oldular. Zeytinburnu'nun da çok sevdiğim bir kardeşim. Ondan birkaç kan aldık. Kendi kanlarımızdan kırdık. Şu anda oyun kuşu. Profesyonel bir şekilde devam ettiriyoruz. Burada şuradaki salmada şöyle kuşlara geçelim. Kolluklarımız var. Yavrularımız var. Kış yavrusu bunlar. Bunlar kış yavrusu. Evet. Bunlar hepsi yavru. Bunların hepsi yavru. Farklı farklı 2-3 tane kümes gördüm Ahmet abi. Evet. Yan tarafta damızlık erkeklerimiz var. Burada damızlık erkeklerimiz var. Eşe atacağımız zaman eşhanede eşliyoruz. Bakıcılarımız var. Ondan sonra burada sadece damızlıklarımız bir. Evet, damızlık erkeklerimiz var burada. Eşleyeceğimiz zaman eşhanede eşliyoruz. Şu anda kış olduğundan dolayı herhalde evet. Dişi erkek ayırdık yerimiz olduğundan dolayı. Ayırdık onları maalesef. Ben kışın da alıyorum. Kış yavrusu daha sağlıklı oluyor. Bağışıklık sistemi güçlü oluyor. Yaz kış fark etmiyor bizim için. Burada şöyle ayrı bir kümeslerimiz var. Uçum kümesleri. Uçum kümesleri, damızlık dişilerimiz var burada. Bunlar damızlık dişilerimiz. Bunların hepsi dişi abi. Evet, hepsi dişi. Eşleyeceğim zaman. Peki ne zaman eşe atıyoruz Ahmet abi bunları? Ne zaman ayırıyoruz ve ne zaman eşe atıyoruz? Bunları ne zaman eşe atıyoruz? Yavru almak istediğin zaman. Buradan bir tane dişi, öbür taraftan bir tane erkek kuşun durumuna göre birbirlerine yakışacak şekilde eşleme yapıyoruz. Yakışacak şekilde derken takla mesafesi, sertlik durumları, hedefe geliş, kafa kaldırma, ona göre ayarlıyoruz. Ona göre eşleştiriyoruz diyorsun. Evet. Sabunilerimiz var, gök mavilerimiz var. Bir tane de kula dişimiz var. Miskilerimiz var. Miskilerimiz var. Susamilerimiz var. Bunların uçtukları zaman kaç saat uçuyorlar abi? Bunların en az uçanı 45 dakika uçar. En az uçanı 45 dakika uçar. Mardin'deki 2 saate kadar uçanı var. 2 saat, 2,5 saat. Mardin'deki özellik nedir abi? Yani 2 saat uçması, 2,5 saat uçması veya çatıya geldiği zaman nasıl bir iniş yapması? Ya nasıl bir şey beklersin Mardin kuşundan? Şimdi Mardin kuşundan ziyade oyun kuşu. Yani oyun kuşu dediğin zaman kuş bir sefer hedefe gelecek. Çatımızda belirli bir hedefimiz evet, var. Evet, belli bir hedefimiz olacak. Hedefe gelecek. Hedefe geldiği zaman kafayı kaldırdı mı çıkabildiği kadar çıkacak. Takla mesafelerini açarak. Oyun kuşunda aranan özellikler bunlar. Anladım abi. Burada başka salmalarımız daha var. Hep ayrı ayrı duruyor. Evet. Burada şurayı göstereyim. Burada emekler var. 2 tane emekler. Onların bize çok emeği geçti. Şimdi de biz onlara hizmet ediyoruz. Bunlar zamanında sana hizmet evet, etti. Evet. Bunların şimdi bir beklentimiz yok bunlardan. Sadece bakmak mecburiyetindeyiz. Çünkü onların emekleri çok bizde. Burada bir tane de salmamız var. Burada eke uçum erkeklerimiz var. Bunlar hazır. Buradan çıkartıyoruz, atıyoruz. Bunların hepsi erkek. Evet, hepsi erkek hazır bunlar. Eke kuşlarımız. Şimdi bazı arkadaşlar belki bilmezler. Ondan da bahsedeyim de. Eke veya yavru. Şimdi o yavru kümesinde gördüğünüz kuşlar şu telek olarak tabir ediyoruz. 10 telek, 11 telek. Son 2'ye geldiği zaman son 2'ye kadar uçar onlar. Taklayı döner, taklayı çevirirler.
kafa kaldırmaya başlarlar. Ben öyle yapıyorum. Yani şu üçüncü teleyi yarıladığı zaman ben bunu makaslıyorum. Şu iki teleyi makaslayıp damızlık erkeklerin veya dişilerin kümesine alıyorum. Kendisi bu son iki teleyi de atıyor, yeniliyor. Uçuma hazır hale geliyor. Ondan sonra idman vermeye başlıyorum. İdman nasıl oluyor abi? İdman kuşu belli saatlerde, belli dakikaları üzerine koyarak her gün performansını arttırıyorsun kuşu. Her gün uçurarak? Evet, her gün uçurman lazım. Veya da bir gün uçurup bir gün dinlendirmen lazım. Şimdi benim burası, ben burada genelde Poyraz'da uçum yapıyorum. Yani bu taraftan kuş girmesi lazım. Arka taraftan Lodos'ta uçurduğum zaman bastıramıyorum buraya. Sağa sola atıyor kuş. Yorgun düşüyor. Poyraz'da uçurduğum zaman çok güzel geliyor. Fişeğini yapıyor. Uçumunu yapıyor. Buraya da rahat bir şekilde indirebiliyorum. Ahmet abi, şu yani çok zahmetli, meziyetli, zordur ama çok da zevklidir yani. Evet abi, saatlerce inmediği olur. Evet. Ama uçarken de seyretmesi ayrı bir zevk olur oyun kuşunda. Ya özellikle sana yazın bir çekim yapmak isterim. Şöyle toplu olarak bir kuşları uçumunu görelim. Bugün Ahmet abi sadece bizim için bir tane yavru mu abi bir atacağımız tane kuş? Dişilerden. Yaşlılardan bir tane atacağım. O zaten fazla uçmaz. Bir 15-20 dakika herhalde uçar. Onu bir gösterelim. Bir atalım havaya. Yazın beklerim inşallah. Saatlerin uzun olduğu zaman. Uçuracağımız evet. Zaman Ahmet abimizi tekrar ziyaret edip kuşların o zaman esas uçumlarını o zaman göreceğiz. Bu çakmaklı dişi anaç bir çakmaklımız. Bunun da yine bir tarafı zeytinburnundan bir kardeşimden gelmedi. Bildiğim kadarıyla Ahmet abi bunlar şampiyonların yavruları herhalde. Evet. Şampiyonların yavruları. Bunlar. Yani kırma. Yavrusunun yavrusu. İşte torunu. Kırmaları. Benim kendi kuşlarımdan kırdım bunları. Klasman şampiyonu mu olmuştu? Evet. Dedeleri mi? Eke'de klasman şampiyonu. 2013. 2011-2013 yıllarında klasmanda şampiyon olmuş bir kardeşim. Şunu şimdi atalım. Şöyle bir çakmaklı mardinimizi salalım. Az bir uçumunu seyredeceğiz. Şimdi bir 10-15 dakika ısınma turları yapacak. Ondan sonra altına kuş açacağız. Seferlerine başlayacak. Ahmet abim böyle dışarıda salmaları. Ahmet abim kuşlar devamlı havadar olması gerekiyor dedi. Toza maruz kalmaması gerekiyor dedi. Toza maruz kaldığı zaman hastalık daha çok olduğundan bahsetti bize. Yerdekiler herhalde gübrelerin yere düşmesi için, ayaklarına direkt temas etmemesi evet, için ızgaralarımız var. Şöyle yakından gösterelim. Böyle kuşlar direkt bütün gün güneşi alıyor Ahmet abi gördüğüm kadarıyla. Evet, sabahtan akşama kadar. Güneşi alıyor. Kümes ona göre tasarlanmış. Burada tam bir sirkülasyon da var kümes içerisinde. Hava sirkülasyonu da tam. Sağlıklılar. Maşallah. Evet, dişimizi bekleyeceğiz şimdi. İnerken ondan da bir görüntü alacağız inşallah. Evet, seferlerini gösterebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi dişimiz insin diye bekliyoruz. Kuşları çıkarttık yemlemek için. Ahmet abi ne taraftan geliş yapacak dişimiz? Karşıdan gelecek. Hava lodos olduğu için. Bu taraftan geliş yapacak. Karşıdan gelecek. Maşallah.
İstersen sen buraya gel. Ulan. Daha net. Çalışmaya başladı. Aynen dediğin yönden geliyor abi. Kuşumuz Ahmet abimizi şaşırtmadı. 5 yaşında. 5 yaşında. 2 dişimiz evet. 5 yaşında çakmaklı dişimiz. Yavaş yavaş inmeye başlayacak. İnişe hazırlanıyor. İnmeye geliyor, kendini hazırlıyor. Bu arada 25 dakika oldu herhalde. Oldu, 25-30 dakika oldu, 15-20 dakika dedik ama dişimiz bizi şaşırttı. Ahmet abi, bizleri çatında misafir ettiğin için çok teşekkür ederiz. İnşallah yazın tekrar bir seni ziyaret etmek isteriz. Her zaman, her zaman. Şöyle gördüğümüz gibi bir köşemiz var. Şark köşesinde. İnşallah. Izgaralı, semaverli, bol muhabbetli. Misafirin olmak isteriz abi. Evet, Güvercinler Dünyası ailesi, bir videonun daha sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olup zil seslerini açmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın.